Merhabalar canlar, Fizyoden Sağlık kanalına hepiniz hoş geldiniz. 8. kraniyer sinir, vestibülo kohlearisi işleyeceğiz arkadaşlar. İç kulaktan denge ile ilgili duyuları taşır. İç kulaktan denge ile ilgili duyuları taşıyacak. Kohleadan ise işitme ile ilgili duyuları taşıyacak. 8. kraniyer sinir olan vestibülo kohlearis. Bu kraniyal sinirin en önemli özelliklerinden birisi nedir? Kranyumu terk etmiyor arkadaşlar. Kafatasını terk etmeyen kraniyal sinirdir. Nereden çıkıyor? Sulcus bulbopontinus'tan çıkmaktadır. Sulcus bulbopontinus'tan görece daha lateralden çıkıyor. Medialde orta hattı ne vardı? 6 vardı. Onun yanında 7. kraniyal sinir. Onun yanında nervus intermedius yine 7. kraniyal sinirle alakalıydı. Onun da lateralinden 8. kraniyal sinir, nervus vestibulocochlearis çıkmaktadır. Sulcus bulbopontinus'tan çıkıyormuş arkadaşlar. İki parçası var. Nervus vestibularis ve nervus cochlearis. Bakalım. Nervus vestibularis başın pozisyonu ve hareketleriyle ile ilgili bilgiyi taşır. Başın pozisyonu ve hareketleriyle ilgili bilgiyi taşır. Peki başın pozisyonu statik pozisyonda ise utriculus sacculus'ta bulunan tüy hücreleri bu bilgiyi götürür. Başın hareketlerinde ise semisirküler kanallardaki tüy hücreleri dediğimiz hücreler bu bilgileri taşırlar. Nasıl gözde bazil ve konya fotoreseptörse buradaki tüy hücreleri de vestibüler reseptör faaliyeti göstermektedir arkadaşlar. Ne demiştik? Ganglion vestibüli var. Duyu ganglionu, ganglion vestibüli ya da Scarpa ganglionu dediğimiz diğer bir adıyla ganglionumuz var. İşte nöronlar burada. Nöronlar burada yer alıyor. Buradaki nöronların santral uzantıları, hücre gövdeleri burada olan nöronların santral uzantıları nereye gidiyor? Vestibüler çekirdeklere ve cerebellum'a gitmektedir. Neden? Denge ile ilgili olduğu için, cerebellum'un da denge fonksiyonu olduğu için cerebellum'a da bilgiyi götürmektedir. Bir diğer bilgi götürdüğü yer nereymiş? Vestibüler çekirdeklermiş. Vestibüler çekirdekler nerede yer alıyor? Hemen Pons'un dorsal yüzü, arka yüzü aklımıza gelsin. Fossa romboidiana'nın üst üçgenini oluşturuyordu, tabanını oluşturuyordu hatırlayınız. Strie venturi quartiler vardı. Hemen recessus lateralis'in ön kısmında yer alan area vestibularis'te yer alır vestibüler çekirdekler. 4 tanedir bu çekirdekler. Nucleus vestibularis inferior, medialis superior ve lateralis. Medialis ve inferior nerede? Bulbustadır. Medulla oblongata'dadır. Superior ve lateralisler ise Pons'ta yer almaktadır. Bunları 3 Alman ve 1 Rus diye de adlandırabiliriz. Çünkü bulan kişilerin adlarında verilmiş. Dönelim hemen. Ganglion vestibülde bulunan hücre gövdeleri santral uzantılarını buraya verdi. Periferik uzantılarını nereye verecek? Tabii ki kulağa verecek. Denge ile ilgili duyu taşıyacağı için kulaktan aldığı için iç kulağa verecek. İç kulakta bulunan maculi utriculi, maculi sacculi ve crista ampullaris'ten tüy hücreleri vasıtasıyla ne alıyor? Uyarıyı almakta. Buradan uyarıyı aldığı periferik uzantılar hücre gövdesine geldi. Ganglion vestibüli ya da scarpa ganglionuna geldi. Santral uzantıları da vestibüler çekirdekleri ve cerebelluma haberi iletti. Vestibüler çekirdekler de tractus corticonuclearis vasıtasıyla beyne yani kortekse bilgiyi gönderiyor arkadaşlar. Ne demiştik? 4 tane neyi vardı? Nükleosu vardı. Nükleus vestibularis inferior, medialis, superior ve lateralis olmak üzere. Nükleus vestibularis denge ile ilgili duyuları taşıdı. Şimdi de kohleadan işitme ile ilgili duyuları alan kısmı nervus cochlearis'e değinelim. Ganglion cochlearis'e yer alan nöronların santral uzantılarıdır. Santral uzantılarıdır arkadaşlar. Ganglion cochlearis'e hücre gövdeleri bulunuyor. Periferalden nereden aldı? Periferalden aldığı kulaktaki işitme ile ilgili kohlea da hatırlayalım. Kohlea korti organından hatırlayalım. Buradaki duyuları aldı. Aldıktan sonra nereye götürecek? Merkeze götürecek. Merkezin nükleus neresi? Nükleus cochlearis anterior ve posterior vardı. Hatırlayınız. Şekilde de yuvarlak top şeklindeydi. İşte bu nükleuslara getirdi. Bunlar da tractus corticonuclearis vasıtasıyla nereye şey yapacak?
üst merkezlere bilgi götürecek. Bu üst merkezlere giden bilgi nereye gidecek? Primer auditor korteks, yani primer duyma korteksi olan Brodmann'ın 41 ve 42 nolu sahalarına gelecek. Ayrıca bir de Wernicke alanımız var. Brodmann 22 nolu alan dediğimiz duyulan kelimelerin anlamı ile ilgili işlev görmektedir Wernicke alanımız. Şimdi bir de neye değinelim? Akustik reflekslere değinelim. Şimdi biz yüksek seslerde atıyorum ne olabilir? Yanınızdan bir tren geçiyorsa ya da bir tır ya da bir kamyon aniden fren korna çaldıysa. Bu tarz yüksek seslerde sesin şiddetinin düşürülmesi gerekir. Neden? Kulağı korumak için, iç kulağı korumak için sesin şiddeti düşürülür arkadaşlar. Tensör timpani sesin şiddetini düşürmek için membrana timpanikayı gerer. Membrana timpanikayı germektedir ve bu da sesin amplitüdünü azalır. Amplitüt azalır. Ama amplitüdü azalttık, başka bir şey daha gerçekleşiyor. Bu durum, bu gerilme iç kulaktaki basıncı arttırıyor arkadaşlar. İç kulaktaki basıncı arttırıyor. Ve bu basıncı artışına bağlı olarak musculus stapedius kası da tensör timpaniye karşı olarak çalışır. Sesin kontrollü olarak iç kulağa geçişini sağlar. Sesin kontrollü olarak iç kulağa geçişini sağlamaktadır. Bu da akustik reflekser denmektedir. Hiperaküzi dediğimiz bir kavram var. Musculus stapedius felcinde, yani bu kasın çalışmadığı zamanlarda sese duyarlılık artmaktadır. Adından da belli olduğu gibi hiper. Sese duyarlılık artmaktadır. İki tip işitme kaybı vardır. İki tip işitme kaybı vardır. Birincisi ileti tipi, ikincisi sensörü nöral tip işitme kaybı. İleti tipi az çok adından hatırlıyoruz ya da çıkarımda bulunabiliyoruz. Kemikçik fonksiyonlarının bozulması ile meydana gelir. İç kulakta bizim vücudumuzun en küçük kemikleri yer alıyordu. Çekiç, örs, üzengi. İşte bu kemikçik fonksiyonlarının bozulması ile ileti tipi işitme kaybı meydana gelmektedir. Sensörü nöral tip işitme kaybında ise nervus cochlearis, yani kohlea harabiyetine bağlı olarak tam işitme kaybı. Çünkü taşınamıyor, yani tam bir işitme kaybı var. Lemnisküs lateralis dediğimiz işitme yolları kaybına bağlı olarak ya da lezyonuna bağlı olarak karşı tarafta fazla olmak üzere iki tarafta da kısmi işitme kaybı meydana gelmektedir. Lemnisküs medialis işitme yolları üzerindeydi. Karşı tarafta fazla olmak üzere iki tarafta da kısmi işitme kaybı meydana gelmektedir. Şimdi de hep birlikte izlediği yolları bir bakalım. Evet arkadaşlar, Nervus vestibulocochlearis'in seyrine bakalım. Nervus vestibularis ve nervus cochlearis parçaları var. Vestibularis denge ile ilgili duyuları alıyor. Cochlearis ise işitme ile ilgili duyuları alıyor. Nervus vestibularis vestibülümden aldı. Cochlearis de cochlea'dan aldı. Meatus acoustus internus'tan geçti ve cavitas kraniye girdi. Sulcus bulbo pontinus'tan da beyin sapına ne yapmaktadır? Uğramaktadır. Seyri de bu şekilde. Şimdi bakalım tekrardan. 4 tane nükleus var. Medius, medial, superior, inferior ve lateral. Medial ve inferior bulbusta, superior ve lateral nerede? Pons'ta yer almaktadır. Bir de kohlear nükleuslar var. Kohlearis anterior ve posterior yer almakta. İşte bu nükleuslardan ilerledi. Nereden geçti? Sulcus bulbo pontinus'tan çıktı. Buradan sonra nereye gidecek arkadaşlar? Meatus acoustus internus'a girdi. Bakın takip ediyoruz. Meatus acoustus internus'tan girdi. Ve vestibüler parçası nereye? Ganglion vestibülariye devam etti. Ganglion vestibülariyi görüyoruz. Buradan da ilerledikten sonra superior ve pars inferior parçalarına ayrıldı arkadaşlar. Utriculus ve sacculus'taki tüy hücrelerinden ve semisirküler kanallardan ilgili denge ile ilgili duyuları aldı. Başın pozisyonu ve hareketleriyle ile ilgili bilgileri aldı. Şeye bakalım. Kohlear parçasına bakalım. Bakın mavi ile kohlear parçası yukarıya doğru devam etti. Ve ganglion spirale dediğimiz kohlear kısmına geldi. Ganglion spirale dediğimiz kohlear kısmına geldi. Burada Corti organından ya da kohlear organından ne aldı? Duyuları aldı. Ne ile ilgili duyuları aldı? İşitme ile ilgili duyuları
aldı arkadaşlar ve nereye taşıyor? Medulla oblongata ve pons'ta bulunan nükleuslarına bu duyuları taşıyor. Aynı şekilde cerebelluma da bilgi veriyor denge ile ilgili. Evet, bu videomuz bu kadar. Kanalımıza abone olup videolarınızı beğenirseniz seviniriz. Hepinize iyi günler diliyorum. Bay bay.